organlarıyla kavrayabildiğimiz varlıkları aktaran adları somut ad denir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut ad değildir? Arkadaşlar C şıkkındaki özlem kelimesi somut değildir, soyuttur. O yüzden cevabımız C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem isimdir? İsimler mekmak ekini almaz. A. Yeri vardır. Buradaki var, yok kelimesinin zıttı olan yani isim olarak kullanılmış. Cevap geldi. İsim. B'ye bakalım. Bulmak fiili. C'de uyandırmak fiili. D'de almak, yer almak fiili. E'de algılamak fiili. O yüzden cevabımız A. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir? Bak ben sana bir caddeyim. Bakmak fiili geldi hemen cevabımız. Burada fiil olarak kullanılmış. Diğerlerine bakalım. Cad demek olmadığına göre isim, sabah isim, akasya isim, gölge isim. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi haleke almıştır? Arkadaşlar sözcüklerin başına onun getireceğiz. Eğer uyuyorsa iyelik ekidir, uymuyorsa iyi hali halekidir. Onun görüşleri temsilcisi olduğu akımın özelliklerini tam yansıttığı için herkesçe çok beğenilirdi. Uydu demek ki iyelik eki. B. Onun kitabı raflara çıktığı gün beklenmedik bir satış rakamına ulaştı. Bu da uydu. Demek ki burada da iyelik eki var. C. Bir onun düşünceyi özetlerken düşüncenin can alıcı noktasını atlamamak gerekir. Uymadı. Demek ki bu iyi hali. İyi halinde de zaten neyi kimi sorarız? Cevap alıyorsak iyi hali olduğunu anlarız. Bakalım. Neyi? Bir düşünceyi özetlerken işte uydu. Demek ki burada hal eki var. Cevabımız geldi. D. Onun çocukları onun için her şeyden daha değerliydi. Onlar için her şeyi yapardı. Bakın uydu. Demek ki burada da iyilik eki. E. Son yapıtı, onun son yapıtı daha öncekinden oldukça farklı bir yöntemle oluşturulmuştur. Onun uyduğuna göre demek ki burada da iyilik eki var. Cevap C. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar sözcükler tür dediğine göre bize isim mi, sıfat mı, fiil mi, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı onu soruyor. Sözcük türü dediğinde buna bakacaksınız arkadaşlar. Yapı deseydi basit türemiş birleşiğe bakacaktık. A. O ne olursa olsun doğrudan ayrılmaz. Doğru den halini de aldığına göre burada isim olarak kullanılmış. Sağlık sorunu zaten isim tamlaması burada da isim olarak kullanılmış. Yine okuma alışkanlığı zaten isim tamlaması alışkanlık da isimdir. Yine isim. Sıkıntılı günler, bakın günler isim. Nasıl günler? Sıkıntılı günler isme nasıl sorusunu sorduğumda aldığım cevap bana sıfatı verir. Cevabımız geldi zaten. Ayrılık gecesi, burada da isim tamlaması oluşturduğu için isim cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikileme isim görevindedir? A. Buram buram ter alında damla damla aktı gençliğim. Şimdi bakalım. Buram buram ter. Nasıl ter? Ter isim. İsme sordum. Nasıl sorusu bana sıfatı verir. İkinciye bakalım bir tane daha var. Aktı fiil. Nasıl aktı? Damla damla aktı. Fiile sordum nasıl sorusu da bana zarfı verir. Burada isim yok. B'ye bakalım. Tenhalarda yana yana ağlayanım var. Ağlayanım an sıfat fiilini almış. Yani fiilimsi. Nasıl ağlayan? Yana yana ağlayan. Fiilimsiye nasıl sorusunu sorduğumda aldığım cevap da zarfı verir. Burada da yokmuş. C. Orada martılar cıvıl cıvıl, orada deniz pırıl pırıl. Cıvıl cıvıldı, pırıl pırıldı. İsim geldi işte. Cevabımız bu. D'ye bakalım. Kıvrım kıvrım akar. Akar fiil. Nasıl akar? Fiile sorduğuma göre nasılı aldığım cevap zarfı verir. E'ye bakalım. Bak yeşil yeşil. Burada devrik cümle var ama yüklemimiz bak. Nasıl bak? Yeşil yeşil. Fiile sorduğum nasıl sorusu bana zarfı verir. Burada da zarf var. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cık cik cuk cük küçültme eki almış bir ad yoktur? Bakalım küçültme eki cık cik arayacağız ama burada bir şeye dikkat edin bunu kaçırmayın ad yoktur diyor. A. Tepecik. Tepecik isimdir. Bu gider. B. Gölcük. Gölcük de isimdir. Bu da gider. C. Ufacık akıl. Akıl isim. Nasıl akıl? Ufacık akıl. İsme sordum. Nasıl sorusu bana sıfatı verir. Sorumuz neyi sormuştu? Adı. Demek ki cevabımız bu. Küçültme sıfatı var burada. Ama soru küçültme adını soruyor. Ağaççık isim, heykelcik isim. Cevap C. Numaralanmış dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci dizede iyelik eki almış isim vardır.
Ayağım benim ayağım, elim benim elim. Evet, iyelik eki almış. B ikinci dizede çoğul eki almış, cins isim vardır. Yol cins isimdir. Yani özel ismin zıttı diyelim, cins isim. Lerler de çoğul, bu da gitti. C üçüncü dizede dönüşüm sözcüğü fiildir. Arkadaşlar dönüşünmek olmadığına göre bu isim cevap geldi. D dördüncü dizede yönelme halinde isim vardır. Yani ismin E hali. Bakalım dörde günü ne geldi işte yönelme. E beşinci dizede belirtme halinde isim. Belirtme dediği ismin İ hali. Beni, kimi, beni. Bu da gitti. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler isimdir? A'ya bakalım. Anne isim, çeyiz isim, sandık isim, çatı isim, ara isim. Hepsi isimmiş. Geldi cevap. Diğerlerinde isim olmayanları gösterelim. Bu öyküdeki bu sıfat mesela bana zamir, çok zarf, ağır zarf, geldi fiil. Burada sadece iki isim var. Gider bu. C'ye bakalım. Deniz isim ama tam ortası. İsmi nitelediği için tam sıfat, küçük sıfat, bir sıfat, diğerleri isim. D'ye bakalım. Burada da şey zamir, belgisiz zamir, bir de sıfat. Yiyemedim yemek fiil. E'ye bakalım. Uzun süre. Nasıl süre? Uzun süre. Bu sıfat. Çıkmakta fiil. Bu da gider. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük biçimce çoğul yani şekil olarak lerler olacak ama anlamca tekil olacak? C şıkkına bakalım önce. Annelerini, iki kardeş annelerini çok özlemişti. Burada anne tek, iki anne yok ama çocuklar, kardeşler çok. O zaman şekil olarak annelerler aldığı için biçimce çoğul ama burada bir anne var, iki çocuk var. Anlamca tekil yani cevabımız bu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut bir ad değildir? Arkadaşlar soyut ad duyu organlarımızla algılayamadığımız ad ama burada bir şeye dikkat edin, özellikle ad olmasını istiyor. Böyle güzel havalar. Güzel hava, nasıl hava? Güzel hava. Burası isim, isme sordum nasıl sorusu sıfatı verir. İşte burada geldi bile cevap hemen sıfat. B'de esrar isim, fikir isim, güzellik isim, ruh isim hepsi de soyut cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar sözcük türü dediği zaman bize o kelimenin isim mi, sıfat mı, fiil mi, zarf mı, zamir mi, edat mı, bağlaç mı olduğunu soruyordur. Hemen bakalım. Sürgün yeri. Zaten isim tamlaması yapmış arkadaşlar. Sürgün yeri. Buradan anlayabiliriz isim olduğunu. Solgun yüz. Yüz isim. Nasıl yüz? İsme sorduğumuz nasıl sorusu sıfatı verir. Suskun ortam. Ortam isimdir. Nasıl ortam? Gene isme soruyorum. İsme sordum nasıl sorusu bana sıfatı verir. Azgın köpek, köpek isim, isme soruyorum nasıl köpek, azgın köpek bana sıfatı verir. Bezgin tavır, tavır isim, nasıl tavır, yine isme sordum nasılı, aldığım cevap bana sıfatı verir. Bu durumda cevap A. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A, fiilden türemiş isim, göstere göstere gidelim arkadaşlar. Arayış, hemen şuraya yazayım hatta, aramaktan Y kaynaştırma, arayış, aramak fiil. Aramaktan arayış fiilimsiyle isim fiille yapılmış fiilden isim fiilden türemiş isim yani yapım eki aldığına göre türemiş oluyor. Bu gitti. B birleşik isim işte bakın şurada mesela gel git bu bir birleşik isimdir. C çoğul isim şurada türbinler var bu da gider. D topluluk yok topluluk ismi. E basit isim yapım eki almayan mesela kasaba mesela elektrik gibi cevap D.